Çözdüm mevzuyu. Sonuç bağlı. Selamlar sevgili arkadaşlar, yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün dikkat ettiğiniz üzere videoyu ben açıyorum. Neden? Çünkü buraya geldiğimden beri, yani sizlerle birlikte videolarda bulunduğumdan beri çok eziyet gördük. Aynen öyle. De bir dakika arkadaşım, şu anda konumuz o değil, bir saniye. Gerek DM'den olsun, Instagram'dan, gerekse YouTube videoların altında olsun, sizden gelenlere çok dikkat ediyoruz. Ve Tugay'a kışkırtma, Tugay abi kışkırtma, Tugay abi kışkırtma yapmanız yok. Tugay Gök'ü kışkırtma yap. Yapın. Gibi bir ton şey duyduk. Şimdi bunlara çok şey yaptık, uğraştık. Ya emin olun, bu adama kışkırtma yapmak dünyanın en zor şeyi. Çünkü ve biliyor. En riskli şeyi de olabilir. Yani bir de öyle bir durum var. Çalıştık, dedindik. İstanbul'dan adam getirdik buraya. Arkadaşlar İstanbul'dan sırf bu video için getirdim. Kalktım ta İstanbul'un Göbeğinden buraya geldim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşündük. Dedik ki Tugay'a nasıl bir kışkırtma yaparız? Hani böyle ağaca bağladım falan, Tugay onlara gelmez, biliyor. Bu işi bu adam yapıyor şimdi. O adama yapılmaz. Daha bir şeyler olsun dedik. Oturduk biraz böyle düşündük. Beyin fırtınası falan filan derken şöyle bir şey bulduk. Dedik ki Tugay'a en değer verdiği şeylerden bir şekilde bir kışkırtma yapalım dedik. Ne? Arkadaşlar düşündük, taşındık. Dedik ki önce marazla ilgili bir kışkırtma yapalım. Bunu ben düşünmedim. Sonra dedik ki yo saçmalamayın oğlum, gençliğimizin bağrındayız yani, ölmek gibi bir niyetimiz aynen yok. Aynen öyle arkadaşlar. Şöyle bir düşündük, sonra aklımıza ne geldi? Tabii ki de emektar Şirokku. Tugay bu arabaya ayrı bir bağ var. Yani ben bizzat şahidim bu lafına. Birisi dedi ki işte arabanı satar mısın? Dedi ki bak ben bu arabanın üzerine dedi Bugatti bile alırım. Ama bu arabayı dedi satma. Bu arabanın dedi bende yeri ayrı. Bu benim aldığım ilk arabam dedi. Biz de nacizane bu arabayla ilgili güzel bir kışkırtma yapacağız Tugay'a. Bakalım video içerisinde izleyeceksiniz. Ben çok korkuyorum abi. Ben, ben de ya, bak ben de. Ama sizin için bu arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Bak izliyorsunuz ama çok ayıp. Yani bir yapın bir şeyler ya. Vallahi çok ayıp ya. Bir ben burada canımdan oluyorum. Sizin için burada canımdan oluyorum. Yani sizin kolumuzu bacağımızı kıracağım. Bunun ciddiyetini size şöyle anlatabilirim ki bu araba Tugay abisiz buradan dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Ve biz bugün bu arabaya neler yapacağız? Aynen neler yapacağız arkadaşlar. Ve Tugay şu anda uyuyor. Bir gün uyumadı. Gece de sabah kadar, yani hatta sabah değil öğlene yaklaşık ne yapıyor lan? Tugay hala uyuyor. Dedik ki çekime başlayalım, çok güzel bir fırsat. Çekime başladık. Şimdi başlıyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi Batuhan abi gitti. Sabah şöyle görmüş olduğunuz gibi sanayi tipi bir streç film aldı. Batuhan abim mi? Nasıl yani, ablam mı? Hayır, geri zekalı. Tek başıma mı gittim ben? Doğru. Arkadaşlar sabah gittik Batuhan abiyle. Gittik mi? Sen fosur fosur uyuyordun. Yalancı pislik. Yok gitmedi. Süleyman abiyle Batuhan abi gitti. Sabah şöyle sanayi tipi böyle bir streç film aldılar arkadaşlar. Şimdi arabayı inceden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle alttan bak. Alttan şöyle. Oradan tut abi sen onu bak. Tut öyle ben geliyorum. Tamam. Arkadaşlar böyle bir kaplama taktiği ömrü hayatımda daha önce görmedim. Evde denemeyin. Zaten evde deneyemezsiniz. Araba dışarıda. Bak biz bunu böyle yapınca eminiz değil mi? Vallahi ben çok korkuyorum. Sonra bir de Tugay'la... Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ben akşam uçak bileti alacağım, ben sizi bilmem. Bak bu bizi var ya bugün yiyecek abi. Ben size şöyle... Ya bu böyle niye diyor ya, beni geriyor. Sen de öyle yani işte uçak bileti alırım falan da yırtacak bir adam değilsin, onunla baştan söyleyeyim. Bir sus ya. Bizim amacımız asıl kış geliyor ya. Bu arabanın üstüne ne yapıyorsun sen? He bunu Tugay'a da söyle tamam mı? Kış geliyor arkadaşlar, yani bu arabanın bir şekilde korunması lazım, doğru değil mi? Çekil. Ne yapıyorsun ya? Şuradan tamam ben halledeceğim onu. Tamam iyi bıraktım. Ha. Her şeyi sanki kendi biliyor. Ver Allah'ın yeteneksizliği ver. Ne güzel arkadaşlar, yeteneksizsiz de oldu. Senin en büyük yeteneğin medyada kardeşim. Sen medya işindeyiz. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arabamızı bir güzel kapladık. Yani Tugay bunu görünce çıldıracak, bundan eminiz. Abi ama bu sanki olmadı ya. Yapmışken bari bir şeyler daha yapalım. Kerim. Evet arkadaşlar. Abi iş ciddiye biniyor. Need for Speed Underground oynayanlar bilir arkadaşlar. Şimdi bu arabaya çok güzel bir desen yapacağım. Oo ya deli, sen tasarımdan anlıyorsun ha. Ben şey. Ben ne yaptım? Tugay abime ihanet ettim şu an. Şimdi bak, ver öbürünü. Nasıl ama? Kaç yaşına gelmiş, yaptığı hareketlere bakın arkadaşlar. Arabana sıçtım Tugay. Ben korkmaya başladım. Abi vallahi bir şey diyeyim sana, artık çok başladım. Abarttık, çok. Niye sıkmıyor bu? Sıkmayı bilmiyorum.
Ben buraya ne çizdim? Gelip bir bakar mısın abi? Bu ne ya? Kalp çizmeye çalıştım arkadaşlar ama olmuyor. Sanat anlayışını. O değil, sanattan anlıyorum falan diyor ama hiçbir şeyden anladığı yok. Şimdi Tugay abi uyandığı zaman sanatı bize gösterecek. Oğlum israf etme lan. Ne oldu? Abi çok korkuyorum ya. Neydi? Batuhan abi, söksek mi? Bu işe girmeden önce düşünecek. Abi vallahi çok korkuyorum ya. Tugay abi var ya ağzımıza çarp. Buradan sevgili Emücem'e de sesleniyorum. Emücem de burada olsaydı bana destek verirdi. O yüzden onu da unutmuyoruz. Emüce. Şuraya bir tane uçurtma yapalım. Tabii ki de arkadaşlar. Tugay abi hangi takımlıydı? Fenerbahçe değil mi? Hayır lan. Şimdi bakın, tersten Fenerbahçe yazacağım. Buradan yazacağım, oradan okunacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın içinden geçtik. Şimdi işin en cicili, en cafcaflı, en böyle gıcırlı yerine geçtik. Tugay'ı uyandıracağız. Abi terlemeye başladım. Allah çarpsın çok korkuyorum ya. Ya ben zaten başından beri terliyorum. Biz abi. Ne yaptık abi ya? Biz büyük bir şey yaptık. Arkadaşlar bakın bu videoyu deli bir like patlaması bekliyoruz yani. Gerçekten deli. Bakın. Ne yapıyoruz? Tugay abiyi mi uyandıracağız? Aynen Tugay abi. Abi ciddi. Gidip ne diyeceğiz? Abi arabayı mı boyadılar diyeceğiz. Biz bilmiyormuş gibi. Tugay diyeceğiz. Sana doğum günü hediyesi yaptık. He camdan çık bak. Arabanı kaplattık diyeceğiz. Sonra bir gelecek abi. Bu kaplamayı görecek ve diyecek ki ya sizleri ben bayılıyorum. Sizleri çok seviyorum diyecek. Neyse biz geçelim abi. Ne yapacağız artık? Odaya gidiyoruz şimdi. Bir saniye. Tugay uyuyor. Tugay evet oradaki şey ölü gibi yatan şey Tugay. Şimdi onu uyandıracağız. Bir saniye. Ben şu an. Tugay. Yok hadi doğum günü sürpriz yaptık sana. Hadi gel. İyi doğdun Tugay. Bir yatayım. Dur yapma yapma. Lan doğum günü hediyesi yaptık sana lan. Şşş oğlum. He? Doğum günü hediyesi yaptık. Oğlum sürpriz mi yaptık? Gelecek. Sürpriz yaptık. Abi vallahi bak. Vallahi sürpriz yaptık. Bak mükemmel bir şey yaptık arabaya. Hadi gel 2 dakika gel. Gel 2 dakika bak ondan sonra geri yatarsın. Valla. Batman. He? Benim için. Hadi gel. Çık tamam çık. Çık. Abi ver mi kucaklık götüreyim balon balsana ya. Tamam bakıyorum lan. Tamam bakalım. Ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun? Çıkın lan şuradan. Tamam çıkacağız hadi bir gel. Çıkın şuradan. Tamam çıkacağız hadi bir gel bak. Abi, lan sürpriz yaptık sana kursağımıza bırakma işte ya. Valla ya. O yüzden... Sonra gelir yatarsın demeye sana kimse karışmıyor hadi. Buradan. Tamam çıkacağım odadan hadi kalk. Öyle bir doğum günü sürprizi yaptık ki valla çok beğeneceğim. Valla darlarım seni. Şşşt hop küfretme. Tekrar akşam oldu enter. Abi salın bak beni. Tamam salacağım. Uyumadım. Lan biliyor mu uyumadığını? Sakin ol abi. Abi bir kalkıp bakacağız sürprize o kadar şurada şey yaptık emek verdik ya. Oğlum ne adamsın sen? Hadi kalk. Ne yaptın? Bir şey yapmadık oğlum ya. Vallahi bir şey yapmadık. Tamam resmini getirin bakayım. Resmi değil oğlum bakacaksın aşağı sürprizi orada geçiyorum. Videolarda şey yaptınız değil mi? Yaptık yaptık. Yaptık onları abi. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Tanımızlıktan kuş yaptığım yük olacak bence. Nasıl olmuş hocam? Arabanın yeni kaplaması. Kolay mı? Sokadım onu. Etrafı... Çek çek abi çek. Açayım mı? Ya gel yeni kaplamayla fotoğraf çekil bari. Abi dalga mı geçiyorsunuz? Abi bence çok güzel oldu. Baksana senin logoyu öne yaptım. Abi ne yapıyorsun ya? Sakin ol lan. Biz burada doğum gününü kutlamak için bir şeyler yapıyoruz adamın adam. Bir şey dedim sana. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Bence bunu normalde de yaptırabiliriz. Çok hoş durdu bence. Biz onu denemek amaçlı. Oğlum aptal mısınız lan ya? Lan oğlum bak. Bak niye yaptın? Oğlum aptal mısınız? Bak, yeni bitti ya. Bak niye yaptınız diye bir soru. Bak bir niye soru. Yaptın? Soktum. Niye yaptın? Abi, şimdi aylardan ne? 16 Ekim. Ekim. 16. Ya kış geliyor. Aynen. Bu araba soğuyan bir araba. Şimdi bunu çıkartırken kaplamasına bir şey olursa. Evet. Dedim bedeninizi. Tamam da her şeyi anladım. Sefa'nın ismine geziyor orada. Abi sızmış yine videoya ya. Onu biz yazmadık ki. Ben zaten akşam uçak biletimi aldım abi. Bunun sonra... Ya git ya. Git ya. Lan sus. Allah çarpsın. Kim çalışıyor? Harekette de baksana şimdi. Arkadaşlar. Uf kafamı sürdü. Abi dur yanma abi. Bu da senin kuzenin. Sefalar o yazdı vallahi. Ne sonra ismi ya?
Buraya gel lan. Bak buraya. Bak buraya Tugay. Var mı bir şey gerçekten kaplatalım? Hiçbir alakam yok. Senin hiçbir alakam mal mısın, bunu görmedin mi? Ben bir şey veterinere götürdüm. Sen bunu işte yaptırmayacak olsan bunun ikisini de öldürürsün. Tugay'ın kapmasını bekleyin dedim. Ben karışmam. Sana bir şey diyeceğim. Tamam, şu an üzerime oynama var. Benim hiçbir planım bu işte. Ya sus. Ben sana doğruyu söyleyeyim mi kardeş? Bu ikisi dün gece planı yapmışlar. Bize de dediler ki aynen, siz yapın ki biz de şey yapak, hani ikiniz yapmış gibi yaparız dediler. Hayatım biz de bizi ortaya attılar kardeş. Hayatımda ilk defa illegal bir yola düştüm. Sana bir şey diyeyim mi? İşin başı bunun ikisi. İkisi. Sen de ben bunu yapacak bir göt var mı benim? Git bak tamam. O götten çok var. Arkama gelin. Oğlum bak millet var, beni çıldırtmayın. Tamam abi, yap abi. Bir dakika, kimin arabası size, bu o yapsın ya. Biz. Bana ne? Kaç kaç. Kameraman bile Voxel'de önü verir oldu. Hayır o değil. Ben bir işim. Ekipsek bunu biz yaptık. Ekibin bir parçası olarak da sen sökmek zorundasın. Oğlum burada arabanın camını hep dağıttım şimdi. Senin çok koyu bir Fenerbahçeli olduğunu söylediler. Hangi a**ın dedi? Ben. Sefa abi. Sefa bardak da getir erkeğe de. Sefa. Soğuk su getir bir tane. Tugay abi bunun üstüne soğuk su içsin. Abi götürdüm. Bak şu an lan dikkat et. Ya o Emir eri yani. Asıl Tıban'ın başı bu. Bak seni yıkar geçerim. İçinden geçerim. Ben anlamıyorum ki. Hediye vermek istiyoruz. Valla bir tane. Ben yakalandım. Yakalandım. Dur bir dakika. Sakin ol oğlum, biz medeni insanlar. Tamam kaçmayacağım. Hayır, ben kaçacağım bir adamım. Bir küçükken de kaçıyordum. Oğlum bir saniye tam. Bak bir dakika ciddi bir şey konuşsun. Oğlum saçma sapan biz. Lan kaç yaşında insanlar duran gitti ne ki? Oğlum s**tim bak beni deli etmeyin ha. Bütçe yok abi, ne yapalım kapla. Abi bir şey diyeceğim. Streç var mı, bir de Tugay abiyi bağlayalım. Aha, sıra bana geldi. Bu ne sok? Onunla bana bu şuna. Gel vur. Bana bir vur. Beni bir kadar. Kolyeyi kırdım. Mecul nokta nokta geçmiş. Aha bak. Aha lekeleri görüyor musun? Aha bak. Bak. Gördün mü? Hani abi? Ben bu arada böyle bir şey yok. Hani yok. Kaplan, aha lekeleri bak. Aha bak. Lan o. Lan kırmızı boya bu, kırmızı boya. Siyah vardı burada. O altındaki leke ben bir şey yapayım. Ben arabaya bu şekilde zarar vermem abi. O değil, ben yukarıda montaj yapıyordum. Bunu hangi ara yaptınız ya? Sen de içindesin değil mi bu işin? Benim hiçbir suçum günahım yok. Benim ismimi yazmışlar. Niye yazdınız? Tugay görse kızacak dedim ben. Yenge... Çöz lan şunu. Bilmeden ha. Çözün şunu. Tamam şaka okey. Ha ha ha. Hadi. Tamam videoyu kapatalım, sen ondan sonra çözersin. Dalga mı geçiyorsun sen? Harekete bak. Harekete baksana. Sakın nasıl? Orlan. Oğlum hadi lan. Ben de söküyormuş gibi yapıyorum hani vurmasın. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun? Ya kaç defa söyleyeceğim, evet dalga geçiyoruz. Ama evet. Sen niye bu kadar sinirlendin ki, ne güzel sürü. Ama hak ettin. Bak hak ettin, adamın arabasını yaparsan döver de. Abi. Lan ne yapıyorsun lan sen? Şu kaktüs Botan abinin ***'ine girsin ki benim bu olay için. Lan dedim ki belki bir şey yapmışlardı hani arabaya, ne bileyim bir şey yapmış olabilir. Lan yapmamış mıyız? Şuna baksana, o kadar emek var orada. Böyle mi gezeyim arabayla? Evet. Hadi bin gezek. Binebilir. Bin gezelim. Bin gezek. Neyse ya, ne yapalım? Videoyu kapatalım, sonra Tugay abi arabayı temizler. Hadi videoyu şey... Abi dur bir kapanış yapalım. Oğlum eğer burada bir yerde kaldıysa ana avlat söverim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Tugay Gök kanalına hala abone değilseniz tam... Ney? Bıçak getir. Bıçak tamam. Neydi? Tamam gel abi gel. Sen benden ne istemiştin? Bıçak getir. Getirin. Ben Batuhan ya abi gibi karaktersiz değilim. O hemen eve gitti ama ben bunun çözmesini izleyeceğim mesela Tugay abi. Tugay abi bıçağa ne gerek var? Cilet gibi adam. Ooo Ney o? Gelin de. Lan onu at diye vermedim, sık diye verdim. Bıçak mı istiyorsun? Al kardeşim. Oğlum bak dikkat edin, bir tane boya kalsın vallahi billahi. Tuttum en bir yere boyalı yerlerini. Bak. Gel buraya. Ben arkamdan gitmem. Gel buraya. Gelmem. Bak onun içindeki arabana zarar verir. Hiçbir şey olmaz. O ne ki? Kurtasın gel. Kaçtı. Neye yanlış info veriyorsun? Lan kamerayı sattın oğlum. Kayıtta mısın abi? Bitti arkadaşlar.
Güldük, hepimiz eğlendik. Tamam. Sus. Bak işte arabanı da siliyor. Adam arabanı siliyor, bak bunu normalde yapmayız. Güldük hep beraber, tamam kapat. Ne? Bay bay yapsın. Bay bay arkadaşlar.